Efendim merhabalar, otomobil dünyasına hoş geldiniz. Minicik bir aranın arkasından karşınızdayım. Bugün sizlerle dop dolu bir otomobil piyasa videosu yapacağız. Sıfırı konuşacağız, ikinci eli konuşacağız. Engelli muafiyetindeki söylentiler, 7 Temmuz, 8 Temmuz konu çok biliyorum. Bildirimleri açın, videolar hızlanıyor, videolar artıyor. Videolara like atın, videolara yorum yapın ve videoları mutlaka paylaşın. Hadi bakalım. Yeni gelmedik, geri geldik. Otomobil piyasasına ne oluyorsa hepsini otomobil dünyasında bu videoda bulacaksınız. İyi seyirler. Dün gece yeni bir düzenleme yayınlandı. Donanım eksikliği olan otomobiller 7 Temmuz'dan itibaren satılamayacaktı. O 31 Ağustos'a kadar ertelendi. Biz saatler sonra anladık ki tüm araçları kapsamıyor. Sadece yerli üretim bazı otomobilleri kapsıyor. Dün gece açıklanan düzenlemeyle yerli otomobiller, ülkemize yerli üretilen otomobiller 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Neden oldu? Çünkü ellerde stoklu otomobiller var. Bakın böylesine bir kampanya yarışı bile otomobildeki bu stoğu eritmeye yetmedi. Ek 2 aylık bir süre verildi. 2 ay içerisinde bu otomobillerin erimesi beklenecek. Şimdi gelelim 7 Temmuz'dan sonra ne olacak artık? 31 Ağustos'tan sonra ne olacağı döndü. Çünkü süre 2 ay daha uzatıldı. Çünkü otomobiller istenilen oranda satılmadı. Satılmamasının gerekçelerini beni uzun bir süredir izleyenler biliyor. Detaylarıyla anlattık. Satılmayacak dedik. Kampanyalar yapıldı. Elden çıkartılmak istedi. Yine olmadı. Bu sefer de süre uzatıldı. Şimdi gelelim. Bu 7 Temmuz'u anlattık ya, 8 Temmuz olayına. Asıl otomobil sektöründe bizleri üzen 8 Temmuz olayıdır arkadaşlar. 8 Temmuz'da Çin'den gelen otomobiller artık %40 ek vergiye tabi tutulacak. Çinli otomobil markaları ülkemizde bir süredir Avrupalı otomobil markalarının saltanatını yerle bir etti. Avrupalı otomobil markaları belli standarttaki otomobilleri yüksek fiyattan satarken Çinli otomobil markaları donanımlı otomobilleri daha ucuza sattı. Böylelikle de rekabette önlerini açtı. Satış rakamları çok kısa bir sürede ilk 5'e, ilk 3'e girdi. Satış rekorları kırıyordu. Avrupalı markalar adeta obez olmuştu. Rekabete hiç yanaşmıyorlardı. Böyle gelsin, böyle gitsin mantığıyla süre gelen bir sistemleri vardı ki ta ki Çinli otomobil markalarının otomobilleri, donanım, paket hepsine baktığımız zaman fiyat performans otomobilleri ilgi gördü. Vatandaşların çok ilgi gösterdiği Chery özellikle çok etkilenecek. Satış rekorları kırıyordu. Kısa sürede insanlar sevdi. Otomobile ulaştı. Donanımlı bir otomobili ucuz fiyata alabiliyorlardı. %40 ek vergi geldi. Sen misin satış şampiyonu olan? Sen misin ucuza araba satan? Avrupa ile biliyorsunuz ticaret anlaşmaları var. Asya'dan gelen otomobillerin de önü tıkanmış oldu. Peki Asya'dan gelen otomobiller, ticaret anlaşmaları, bunların hepsi tamam. Peki kardeşim, Avrupalı otomobiller, ülkemizde yerli üretim yapan otomobiller neden bu rekabete katılmadılar? Neden rekabet etmiyorlar? Neden bir obez gibi davranıyorlar? Her şeyi alayım ama fiyatı düşürmeyeyim. Donanımsız otomobili yüksek fiyattan satayım niye diyorlar? İşte dananın kuyruğu burada kopuyor. Vatandaşın söylediği, vatandaşın hissettiği sanki kendi kalesine bir gol yemiş gibi. Çünkü bu uygulama, Çinlilerin önünü kesen bu uygulama vatandaşa, biniciyi memnun etmedi, üzdü. Avrupalı markalar rekabet etmiyor, donanımsız otomobili yüksek fiyattan satıyor. Çinli markalar rekabet ediyor, donanımlı otomobili düşük fiyattan satıyor. Bu politikayla da satışları çok hızlı bir şekilde yükseldi, çok kısa bir sürede. Gelelim ikinci ele. İkinci elde bizler aylardır ne söylüyorduk? Otomobil satışı yok. İkinci elde vatandaş, ikinci el otomobiliniz çıkarayım, sıfır otomobil alayım düşüncesiyle ilan yüklüyor. İlan rakamları da 1 milyonlara aştı gitti. Herkes satıcı pozisyonunda, ikinci elde alıcı müşteri yok demiştik. Bu aynen devam ediyor. Biz geçmişte ikinci elle ilgili videolar çekerken bize kızanlar, artık galericilerin kendileri bile sosyal medyaya video yükleyip haber kanallarına röportaj verip araç satamadıklarını, böyle giderse batma noktalarına geldiklerini, hiç satış olmadığını, notere gidemediklerini, insanların paralarını faize koyduklarını, 500 bin liralık bir aracın 350 bin liraya düştüğünü,
zarar ettiklerini bu şikayetlerle sosyal medyada videolar yüklüyorlar, görüyorsunuz. Yani biz artık söylemiyoruz, söyleyenler otomobil satanlar. Satan taraf bunu söylüyor. Geçmişte bize kızanlar kendi video çekip şimdi bu sorunları dile getiriyor. Çünkü neden? Biz ne bahsetmiştik videolarımızda? Para sahibi, elinde para olan parasına değer katacak ne bulursa gider onu alır. Bugün otomobil alır, yarın faizler yüksek olur, faizlere koyar. Bir başka gün yeni karar alır yönetim, yeni karara göre kendini şekillendirir. Para böyledir. Para duygusallık tanımaz, inatlaşma tanımaz, riski sevmez. Gideyim bir otomobil alayım, aylarca elimde tutuyorum, hiç sevmez. Kapıda bekleteceğim, risk alayım, hiç sevmez. En çok kazanç nerede? O hep orada olur. Gelelim engelli muafiyetindeki bu 5 yıl, 10 yıl ya da varis öldükten sonra ÖTV'ye son biniciden alınacak gibi yeni kurallar var, yeni kanun düzenlemeleri var gibi herkes ortalıkta bir şeyler söylüyor. Arkadaşlar bunun henüz hiçbir şekilde gerçekçilikle alakalı bir durumu yok. Hepsi tamamen söylenti. Vergide yeni düzenlemeler, yeni vergi düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapıldığını, birkaç gün içinde de açıklanacağını hepimiz biliyoruz. Bilgimiz bu kadar. Bunun içinde hangi maddeler olacak? Engelli muafiyetinde yeni düzenlemeler olacak mı bilmiyoruz. Bazı kişiler engelli muafiyetinin tamamen kaldırılacağını, bazı kişiler 5 yıllık otomobil süresinin 10 yıla çıkartılacağını gibi çeşitli senaryolar konuşuluyor. Dediğim gibi hiç panik yapmayın henüz. Çünkü ortada hiçbir şey yok. Paket açıklanmadı. Herkes burada bilmediğinden bir şeyler üretiyor. İnsanlarda da panik havası yaratıldı. Siz sadece şunu bilin, bu konuyla ilgili gelişen tüm gelişmeleri en net bir şekilde biz destekçisi olacağız. Çünkü otomobil dünyası otomobil binicisinin yanında, onun arkasında olduğumuzu bundan önceki gibi bugünden sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Ama sizleri panik yaptıracak veya sizlere net bilgiler verecek durumda değiliz. Çünkü henüz Eurto'da bir paket yok. Söylentilerden başka hiçbir şey yok. Onu söylemiş olalım. Otomobil ihtiyacım var, alayım mı diyenlere ben kesinlikle alın derim arkadaşlar. Bir de bu sıfırdaki güvenlik paketinin %5, %6, %4 oranında otomobilin markasına göre fiyatlandırılma yukarı doğru gidebilir. Ama gidecek demiyorum. Çünkü bunu ne belirleyecek? Talep belirleyecek elbette. İnsanların durumları belirleyecek. Geçmişte bunların örneklerini çok fazla gördük. Yüksek talepleri gören satıcı ya 350 az oldu 400 olsun diyor. Tekrar talebi görünce 400 az oldu, 450 olsun diye yukarıya doğru giden bir etiket fiyatı görüyorduk. Peki bugünlerde ne oluyor işte? İlana yüklenen araç fiyatları talep görmedikçe aşağı yönlü fiyatlanıyor. Biz söylerken kızıyorlardı, artık çıkıp kendileri söylüyor. Otomobilden zarar ediyoruz, elimizde duruyor, hiç satamıyoruz, böyle giderse hepimiz batıyoruz diye haykırıyorlar, videolar çekiyorlar. Hepiniz izliyorsunuz. Hepinizin çok sevdiği dertleşme bölümüne geldik. Bugünkü derdimiz ne? Abi ülkede dert biter mi? Gerçekten hani benim için otomobil piyasasında bugün abi senin için en büyük dert ne dersen ben Çinli markalara uygulanan %40 ek vergi derim. Çünkü gerçekten hantallaşan, obezleşen otomobil piyasasında Çinli markalar rekabeti yükselten, fiyatları aşağıya çeken, bu millete donanımlı otomobilleri ucuz satan bir otomobil üreticileriydi. O yüzden bu uygulama gerçekten biniciye yaramıyor. Zaten ülkemizde hiçbir şey ne biniciye ne kullanıcıya yarıyor. Hiçbir uygulama. Bizler hep ne söyledik? Ben bu kanalda 2 yıldır anlattığım bir şey vardı. Sıkı para politikasına geçildiği zaman bunu herkes yaşayacak. Alan da yaşayacak, satan da yaşayacak. Ya alan zaten yaşıyor da. Satan eli rahattı, satan istediği fiyattan ürününü satıyordu, çok dert etmiyordu. Ama bugünlerde arkadaşlar hem alan hem satan. Bakın yakın bir süre sonra ekonomide biz neyi yaşayacağız? Vergilendirmenin daha tabana yayılmasını, daha fazla kalemle vergi toplanmasını Bakan Şimşek sinyalini verdi. Çalışmaları yapılıyor, henüz bitmiş bir şey yok. İşte otomobilde de biliyorsunuz engelli muafiyetindeki kardeşlerimiz 5 yıldan 10 yıla çıkacak. Engelli muafiyeti kaldırılacak gibi birçok söylem geçiyor ama henüz hiçbir astarı yok. O yüzden paniğe gerek yok arkadaşlar. Yasalaşmış bir şey yok. Herkes bir şey söylüyor. Gören yok, bilen yok uygulamayı ama herkes dışarıdan şu yapılacak, bu yasalaşacak.
öyle olacak, böyle olacak gibi korku pompaları söyleniyor. Ama henüz net bir şey yok. Zaten olduğu zaman biz burada çıkar, engelli kardeşlerimiz hakkını savunuruz. Verilmiş bir hak geri alınmaz. Ama bazı suistimaller edilmiyor değil. Bu suistimalleri engellesinler. Ama engelli muafiyetinde kardeşlerimiz mağdur edilmesin. Orası ayrı. Suistimallerin önü kapansın. Ama engelli kardeşlerimizin araca ulaşım şansları ortadan kalkmasın. Şimdi gelelim önemli olan detaya işte. Hani vergilendirme. Şimdi vergilendirme dedik. Enflasyonun artması dedik, değil mi? Bayramdan sonra sıkı para politikasının tam anlamıyla uygulanacağını söyledik. Şimdi şu videoyu izleyen ticaret yapanlar özellikle benim ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacak. Arkadaşlar, sıkı para politikasına geçtiğimiz günden belli ticarette dengeler değişti. Hani her şeyi alan bir tüketici vardı. TL'si eridiği için ne bulursa alıyordu. Yarın dünden daha pahalı olacak. Her geçen gün fiyatlar şişecek. Ben de acele edip ürüne sahip olayım diyordu, değil mi? TL eriyor nasıl olsa. Parada mı kalayım kardeşim? Param yattığım yerde eriyor. O zaman ne bulursam alayım. Bugün ihtiyacım olmasa bile yarın elbet ihtiyacım olur. Birine de satarız canım. Üstüne 5-10 koyar satarız. Nasıl olsa her şeyin fiyatı artıyor diye bir algı vardı. Bu ticareti hızlandırıyordu. Ticaret yapan insanlar, enflasyon var evet. Bir aldığı ürünü bir sonraki gün alamıyor ama fiyatını koyabiliyordu. Rahat bir şekilde ticaretini döndürüyordu. Ama geldiğimiz noktada faizlerin bu denli şişmesiyle herkes artık bu işleri bıraktı. Bakın şu anda konut satıyorlar. Camındaki ilanda satılık konut yazıyordu. Artık altına bir ibare daha eklendi. Acil satılık konut. Acil. Peki bu aciliyet ne? Bu aciliyet bir an önce faize kaçmak. Çünkü konuttan alacağı 20 bin lira konut getirecek ama aynı konutu sattığı zaman 70-80 bin lira faiz getirisi var. Şimdi otomobildeki durumlar da aynı işte. Hele ki ikinci eldeki durum bambaşka. Anlatmaya çalıştığımız tablo bu zaten otomobilde. Hani bu dertleşme bölümünde özellikle bu. Şimdi 1 milyonu aşkın ikinci el ilanları var ya sarı sayfalarda. Bir de bunu sıfır otomobil almak için işte bu 7 Temmuz olayı 31 Ağustos'a kadar uzadı. Sıfır otomobil alayım diye. Bir de vatandaş elindeki ikinci eli ilanları yükleyince ikinci el tarafı da adeta tamamen durdu. Bak durma noktasından bahsetmiyorum arkadaşlar. Eskiden biz bu tarz içerikler ürettiğimiz zaman eşimiz, dostumuz, galerici tanıdıklarımız bize diyordu ki ya abi şu otomobili biraz ikinci eli böyle anlatma işte. İkinci elle ilgili daha farklı şeyler söyle. Şimdi onlar bize diyor ki ya söyle kapatacağız, batacağız. Hiç araç satamıyoruz. Çünkü insanlar bütün varını yoğunu faize koydu kardeş. Faize koydu, bekliyor. Konutunu sattı, aracını satmaya çalışıyor. Özellikle ikinci bir araç ailede varsa bir tane araç bize yeter. İkinciyi satalım, faize koyalım. Yarış tam tersine döndü. Yani 2023'te gördüğümüz ne bulursan bul, al. Yarın daha fazlasına satarsın mantığı sat faize koya döndü. Ha bu neyi kilitledi işte? Mevcut ticareti kilitledi. Çarşı, pazar tamamen durdu. Sadece otomobili kastetmiyorum. Konut da öyle. Hatta günlük yaşamımızda market, pazar alışverişlerinde bile herkesin şöyle bir elini cimri tuttuğunu geçmişe doğru biliyoruz. Ha zaten arkadaşlar cimri tuttuğunu elini biliyoruz derken bunu sen abi sen ne yapıyorsun? Ben de bundan farksız bir şey yapmıyorum. Çünkü artık günlük yaşamımıza güç yetmiyor. Gerçekten hayat her geçen gün daha pahalı. Daha her gün listemizden birkaç şeyi eksiltiyoruz. Birçoğumuz özel lükslerimiz. Lüks dediğimizde işte arkadaşlarla, eşlerle, dostlarla şöyle bir kafeye giderdik, otururduk. Şöyle bir akşam bir kaynatırdık. Hani iki lafın belini kıralım deriz ya toplum olarak. İki lafın belini kırardık. Ama onu da kestik. İşte özel toplantılarımızı da kestik. Giyimimizin kuşamımızdan kestik. Birçok şeylerden kesip eksilterek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Biz vatandaş olarak, toplum olarak tasarruf yapıyoruz. Bir şeylerimizden kısıyoruz. Devletimizin de gerçekten bir şeylerden tasarruf edip biraz bize yaklaşmasını, biraz bizi anlamasını bugünlerde bekliyoruz. ÖTV'miz, KDV'miz, otomobilde hepimiz biliyor. Dertleşme bölümü böyle. Ya dertleşme bölümünü seviyorsunuz biliyorum. Dertleşme bölümü uzar gider. Çünkü bugünlerde dert çok. Dertler derya olmuş.
Arkadaşlar akşam da milli takımımızın çok önemli bir maçı var. Umarız galip geliriz. Son 16'ya da adımızı yazdırırız. Hangi takımı tutuyorsak tutalım. Bugün kırmızı beyaz olalım. Arda Güler de ilk 11'de oynasın. O çocuk mağrum kalmasın. Türkiye'nin göz bebeği diyoruz. Son olarak şunu söyleyeceğim. Videolara ağırlık veriyoruz. Videolar hızlanıyor. Abi biz ne yapalım? Sen bizim sesimizsin. Siz de arkadaşlar videoyu mutlaka sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Ya geldik misafir olarak izledik değil. Mutlaka abone olarak izleyin. Ve orada bir zil bildirimi var ya, ona tıklayın. Biz videoyu yükler yüklemez sizin de haberiniz olsun. Videolar hızlanıyor. Siz bizi seviyorsunuz. Biz sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.